MHP lideri Bahçeli, 8 Ocak tarihinde Akçakale hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan 3 asker için taziye mesajı yayınlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Akşener'e yüklendi. İki liderin taziye mesajlarında patlama ifadesi kullanmasını terörle ağız birliği olarak nitelendiren Bahçeli, balon mu patladı, boru mu patladı, tüp mü patladı, lastik mi patladı, bomba mı patladı, anlayan yoktur, anlatan yoktur ifadelerini kaydetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öldürülen PKK'lı terörist ile fotoğrafı basına yansıyan HDP milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Türkiye'de yaşanan ağır ekonomik krizin gerekçesi olarak öne sürdüğü 2001 krizinin faturalarını ödemeye devam ediyoruz açıklamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, mütevazilik yapmışsın, bugün yaşadıklarımızın sebebi 1970 petrol krizidir de diyebilirdin dedi. Türkiye Komünist Partisi Danışma Kurulu üyesi, Sol Haber Portalı yazarı ve akademisyen Fatih Yaşlı gözaltına alındı. Adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Yaşlı, bir yazım hakkında gözaltına alındığımı sanıyordum ama gerekçe Feyza Öznur isimli Pelikan trolünün videosuna yaptığım yorummuş açıklamasında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis sistemiyle yargılandığı davada ifade verdi. İmamoğlu, kullanmış olduğum kelimenin muhatabı bizzat İçişleri Bakanı'nın kendisidir diye konuştu. Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu Hatay'ın belediye başkanı Lütfü Savaş kritik uyarılarda bulundu. Savaş, köylüler topraklarını Suriyelilere satıp gidiyor, özellikle sınır köylerine Suriyeliler yerleşiyor dedi. Türkiye Kamu Sen, çalışan bir kişinin yoksulluk sınırını 4.891 lira, 4 kişilik ailenin asgari geçim haddi ise 10.372 lira olarak açıkladı. Böylelikle asgari ücretle çalışanın maaşı yine yoksulluk sınırının altında kaldı. Borsada yatırım sürecinin tamamını mobile taşıyan yeni nesil yerli yatırım platformu Finfir'i, prosedürleri ortadan kaldırarak Türk hisselerine erişimi herkese açtı. Yatırımcılar artık sıra beklemeden, dilediği anda borsada yatırım yapabilecek. Cari işlemler hesabı, Kasım 2021'de 2 milyar 681 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı, 14 milyar 256 milyon dolar oldu. Ekim ayında cari dengede 3.14 milyar dolarlık fazlalık kaydedilmişti. Ağustos ve Eylül aylarında da, cari dengede fazlalık görülmüştü. Altın fiyatları haftaya yatay yönlü seyirle başladı. Gram altın ve küresel altın fiyatlarındaki düşüşe rağmen, dolar Türk lirasının yüksek seviyelerde işlem görmeye devam etmesiyle 804 Türk lirası sınırında bulunuyor. Çeyrek altının satış fiyatı ise 1326 Türk lirası oldu. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın açıkladığı dövize endeksli mevduat hesabı uygulamasına vatandaş beklenen katılımı göstermedi. Bankalardaki bireysel döviz mevduatı artmaya devam edince düzenlemeye gidildi, kur koruması şirket ve kurumlara da açıldı. Genel sağlık sigortası prim borcu olanlar, 2022 yılı sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek. 10 milyon ile 10,5 milyon kişinin, genel sağlık sigortası borcunun olduğu tahmin ediliyor. Alınan yeni kararla, genel sağlık sigortası borcu olan vatandaşlar, yıl sonuna kadar devlet hastanelerinden ücretsiz faydalanabilecek. Adana'da ve Şanlıurfa'da kaydedilen görüntülerde, ellerinde döner bıçaklarıyla ve sopalarla yürüyüş yapan bir grup Suriyeli sığınmacının otomobillerinde 515 sayısının yer alması dikkat çekti. 515, Arap milliyetçiliğini savunan bazı aşiretlerin sembolü olduğu ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez bir domuz kalbi 57 yaşındaki bir hastaya nakil edildi ve 3 gündür makinelere bağlı olmadan yaşamını sürdürüyor. Geçen haftalarda ise domuzdan böbrek nakli gerçekleştirilmişti. Bu gelişmeler milyonlarca organ nakli bekleyen hastaya büyük umut oldu. Çin'in Xi'an kentinde yeni bir virüs olan hemorajik ateş virüsü salgını olduğu ABD'li muhabirler tarafından duyuruldu. Kentte alev silahları ile dezenfektan işlemi yapıldığı iddia edildi.
Putin Kazakistan'daki olaylar, devletlerimizin iç işlerine, dışarıdan müdahale etmek için yapılan ilk ve son girişim değildir. Evimizdeki durumu sarsmalarına izin vermeyeceğiz ve sözde renkli devrimlere müsaade etmeyeceğiz dedi. Kazakistan'da zam karşıtı protestoların ardından, istifa eden hükümette yeni başbakan belirlendi. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Meclisi Genel Toplantısında, başbakanlık görevine Alihan İsmailov'un adaylığını sundu. İsmailov, tüm siyasi parti milletvekilleri tarafından evet oyu alarak, ülkenin 12. hükümet başkanı oldu. İsmailov, öncelikli görevinin ülkede makroekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek olduğunu belirterek, vatandaşların tüm yasal talepleri kayda alınacak ve uygulanacak dedi. John Hopkins Üniversitesi Ekonomi Profesörü Steve Hanke, Türkiye'de enflasyonun, açıklanan rakamın 3 katı olduğunu söyledi. Hanke, daha önce de Türkiye'de açıklanan enflasyon oranları için, sahtekarlığından başka bir şey değil ifadesini kullanmıştı. Avrupa Birliği, Kopernik İklim Değişikliği Servisine göre geçen yaz, Avrupa'nın en sıcak yazıydı ve aralarında, Fransa ve Macaristan'ın da olduğu ülkelerde, meyve mahsullerinin büyük ölçüde azaldığı, sıcak bir Mart ve alışılmadık derecede soğuk bir Nisan'ın ardından, geçen yazın Avrupa'nın en sıcak yazı olduğunu belirtti. Pfizer İcra Kurulu Başkanı Albert Bourla, Mart ayında çok bulaşıcı olan Omikron varyantına karşı, geliştirmekte oldukları aşının hazır olacağını, bu nedenle halen kullanılmakta olan aşılarının 4. dozuna ihtiyaç olduğunu sanmadığını belirtti. Euro bölgesinde işsizlik oranı, Covid-19 tedbirlerinin tekrar uygulanmaya başladığı Kasım ayında %7.2 seviyesine indi. Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği ve Euro bölgesinin Kasım ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, Avrupa Birliği'nde Ekim ayında, %6.7 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Kasım'da %6.5'e geriledi. Son haftalarda puan kaybeden Galatasaray yönetimi, başarılı teknik direktör Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldı. Galatasaray'da, 4. Fatih Terim dönemi resmen sona ererken, Kerem Aktürkoğlu, kaleci Muslera ve diğer futbolcular, tecrübeli teknik direktöre, duygusal paylaşımlarla veda etti. Sizlere daha çok haber sunabilmek için, kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.